Tüp bebek tedavisinin başarısız olmasının genel olarak iki nedeni vardır. Bir tanesi embriyo kalitesi veya yumurta kalitesi veya spermlerin kalitesi. İkincisi ise anne rahminin oluşan embriyoyu tutamaması. Birinci grup problemler daha sık karşılaştığımız problemlerdir. Bu da tabii yumurtaların yeterince kaliteli olmaması, bazı altta yatan hastalıklardan, anne yaşından veya hasta hazırlanırken hazırlanma sırasında verilen tedavilere bağlı olarak olabilir. Diğer taraftan rahimin tutmamasının nedenlerinden biri de gene hastanın hazırlanışı sırasında rahimin embriyoyu tutacağı dönemin öne veya arkaya kaymasından kaynaklanabilir. Yani burada bir zamanlama problemi olabilir veya gerçekten rahimin dokusunda oluşan eksiklikler, var olan bazı eksiklikler rahimin tutmamasına neden olabilir. Kişinin bedenen veya ruhen bazı durumları da başarısızlıkla söz konusu olabilir. Örneğin sigara içen bir anne adayının sigarayı bırakması gerekir. Veya obezite, yani vücut kitle indeksi yüksekse bunu düzeltmek gerekir. Veya bunun ötesinde eğer moral olarak henüz daha tüp bebeğe hazır değilse ya da böyle bir tedaviye veya böyle bir tedaviden çıktıktan sonra çok yorgun hissediyorsa kendini, o takdirde gene morali düzeltmeden bu işe başlamak doğru değildir. Çünkü moral çok önemlidir. Moral bozulduğu zaman psikolojik nedenlerle de hormonal değişiklikler vücutta oluşabileceği için ve bu değişikliklerde embriyonun yapışma kabiliyetini azaltacağı için rahim içerisine, onların uygun zamanda iyi bir moralle ve gereken bütün önlemler alınarak, yani bizi negatif olabilecek bütün sorunları dışlayıp ondan sonra tedaviye almak gerekir. Özellikle altta yatan bir neden varsa bunu saptamak lazım. Daha sonra standart tedavi protokollerinin dışında başka protokoller uygulamak lazım. Yani tedavi yöntemini değiştirmek lazım. Diğer bu embriyo kalitesi açısından veya yumurta sayısı veya kalitesi açısından bize yardımcı olabilir. Spermler için doğru spermi, iyi spermi seçmek gerekebilir. Bunun dışında embriyonun rahime yapışamama nedenlerini saptayıp, yapışacağı dönemi çok iyi belirleyip, hatta bütün embriyoları dondurup, bu dönemi belirledikten sonra uygun zamanda nakletmek bu başarısızlığı ortadan kaldırabilir. Tüp bebek tedavisinde en önemli unsurlardan bir tanesi hekiminize ve kendinize güvenmektir. Öncelikli olarak kendinize güvenin, sonra bizlerle beraber, bize güvenerek bir ekip oluşturalım hep beraber. Dolayısıyla bu ekip sağlam bir ekip ve birbirine güvenen, yardım eden bir ekip haline geldiğinde başarısız olmamız hemen hemen olanaksızdır.